Arkadaşlar, konnichiwa minasan, Japonca dersimizin 15. bölümüyle sizlerleyim. Bugün de Japonca yeterlik sınavı M5'in sorularını çözmeye devam edeceğim. Ki 13 ve 14. derslerimde size kelime ve kanjiden bahsetmiştim. Hatta kelime ve kanji listesini de açıklama kısmına koymuştum. Kelime ve kanji sorularımız bitti. O yüzden lütfen açıklama kısmına koyduğum kelime ve kanji listesinden ezberlemeye devam edin. Bugün ise Japonca yeterlik sınavının ikinci bölümü olan dil bilgisinden devam edeceğim. Yine aynı şekilde Japonca yeterlik sınavı M5'te çıkan dil bilgisi kalıplarının listesini de aşağıya koyuyorum. Ezberlemeyi unutmayın. Bu arada daha önce birkaç videomda bahsettiğim Max burslarının başvuruları başladı. Japonya'daki üniversitelerde, yüksek lisans programlarında veya meslek yüksek okullarında burslu bir şekilde okumanızı sağlayan bursların son başvuru tarihi 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü. Yani daha bir ayınız var bu başvuru yapmanız için yeterli bir süre. Fakat başvuru belgeleri oldukça fazla olduğundan dolayı şimdiden hazırlıklara başlamanızı tavsiye ederim. Başvuracak adaylarda aranacak temel şartlar veya başvuru yöntemiyle ilgili Japonya Büyükelçiliği'nin sitesine bakmanız mümkün. İlgili linkleri açıklama kısmına koyuyorum. Oradan da bakmanız mümkün. 3 çeşit bursumuz var. Lisans bursu, araştırma bursu, meslek yüksekokulu. Lisans bursu Japonya'da 4 yıllık üniversitede okumak isteyenler için olan burs. Araştırma bursu Japonya'da yüksek lisansını yapmak isteyenler için veya doktorasını yapmak isteyenler için olan burs. Meslek yüksekokulu ise Japonya'daki meslek yüksek okullarında okumak için olan burs. Her burs için şartlar farklı olduğundan Japonya Büyükelçiliği'nin sitesinden şartlarına bakmanız mümkün. Bu arada daha önce ben de Max lisans bursu ile ilgili Yusuf ile bir söyleşi yapmıştım. Max lisans bursuna başvurmak isteyenlerin bu videoyu izlemesini tavsiye ederim. Max araştırma bursu ile Japonya'da yüksek lisans veya doktor yapmak isteyenler ise Melis veya Aslı ile olan söyleşilerimi izleyebilirsiniz. İlgili linkleri açıklama kısmına koyuyorum. Daha önce söylemiştim, ben de Max araştırma bursuyla Japonya'ya geldim ve gerçekten hayatım değişti. O yüzden eğer temel şartları karşılıyorsanız ve Japonya'da eğitim görmek istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Genelde birçok soruya videolarda açıklık getirdik ama eğer ki videolarda bahsetmediğimiz bir sorunuz olursa her zaman yorum bölümüne yazmanız mümkün. Başvuracaklara şimdiden kolay gelsin diyerek Japonca yeterlik sınavına dönüyorum. Bakalım Japonca yeterlik sınavında dil bilgisi olarak ne gibi sorular var? İlk sorumuz şu şekilde. Kesa hon yomimashita. Kesa hon yomimashita. Şıkları alalım. Hon to yomimashita. Hon ga yomimashita. Hon o yomimashita. Hon no yomimashita. Aslında bu konuyu 10. ders 2. bölüm olan ismin halleri dersimde anlatmıştım. Öncelikle kelimelere bakalım. Kesa bu sabah demek, hon kitap demek, yomimashita ise yomu oku demekti, yomimashita ise geçmiş zaman olduğu için okudum anlamına geliyor. Kitap ile okudum arasında boşluk var ve bize bu boşluğun ne olduğunu soruyor. Hemen şıklara bakalım. Öncelikle to var. To ile anlamına geliyordu veya ve anlamına geliyordu. İkincisi ga. Ga'nın birçok anlamı var ama genelde ga'yı alan isim, eylemi yapan isim oluyor genelde. Hani özneden sonra geliyor diyebiliriz. Daha sonra o'muz var. O ismin i haliydi. No ise nın anlamına geliyordu. Burada kitap ile okudum arasında boşluk olduğundan kitabı okudum dememizi istiyor. Yani ismin i halini koymamız gerekiyor. Bu da üçüncü şık olan o oluyor. Kesa hon o yomimashita. Kesa hon o yomimashita. Bu sabah kitabı okudum anlamına gelmekte. Hemen diğer soruya geçelim. Watashi wa jitensha gakkoe ikimasu. Watashi wa jitensha gakkoe ikimasu. Şıkları alalım. Jitensha e gakkoe ikimasu. Jitensha de gakkoe ikimasu. Jitensha ni gakkoe ikimasu. Jitensha ga gakkoe ikimasu. Bu da benzer bir soru ama Japonca yeterlik sınavının dil bilgisi kısmında bu tür sorular çok fazla çıktığı için bir soruya daha yer verdim. Hemen kelimelere bakalım. Watashi wa ben demek, jitensha
bisiklet anlamına geliyor. Gakko okul ikimas ise giderim veya gideceğim anlamına geliyor. Gakko ikimas ise okula giderim veya gideceğim anlamına gelmekte. Hemen şıklara bakalım. Öncelikle E var. E genelde yönelme anlamında kullanılıyordu. İstanbul re ikimas İstanbul'a giderim anlamında kullanılıyordu. Gakko ikimastaki E de aynı şekilde yönelme anlamında kullanılmakta. Daha önce demiştim ni de kullanabilirsiniz yönelme için. Yani İstanbul'u ikimas ile İstanbul ni ikimas olurdu demiştim daha önce. İkinci şıkkımız D var. D normalde bulunma anlamına geliyordu. Mesela koende dediğimizde parkta anlamına geliyordu. Yine aynı şekilde araçlardan sonra da D kullanılıyordu. Kurumade dediğimizde arabayla anlamında kullanılıyordu. Ni yine aynı şekilde anlamlarından bir tanesi dediğim gibi yönelme anlamı var. Daha sonra da ga ise eylemi yapan özünden sonra kullanılıyor demiştim. Bisikletten sonra boşluk var. Daha sonra da okula giderim olduğu için araçlardan sonra kullanılan D'yi burada kullanmamız gerekiyor. Yani doğru cevap 2 olacak. Watashi wa jitensha de gakko e ikimasu. Watashi wa jitensha de gakko e ikimasu. Ben bisikletle okula giderim anlamına gelmekte. Hemen diğer soruya geçelim. 妹と一緒に料理をしました。 Şıkları alalım. 妹と一緒に。妹の一緒に。妹に一緒に。妹へ一緒に。 Hemen kelimelere bakalım. 妹 demek kız kardeş demek. Bu arada erkek kardeş için ise 弟 diyoruz. 妹弟。 Bu arada yine arkadaşlar 2 gün önce anlamına gelen kelimemiz ise 弟。 Ben eskiden bu 弟 ile 弟 'yi çok karıştırırdım. O yüzden size anlatmak istedim. 一緒に demek beraber anlamına geliyor. 料理をしました ise yemek yaptık anlamına geliyor. Şıkları biraz önce anlatmıştım size ama aslında daha önce 10. derste de anlattığım bir şey vardı. To'nun aslında ile birlikte anlamı da var demiştim. Kazoku to isshoni gohan o tabemasu. Ailem ile birlikte yemek yerim anlamında birisiyle bir şey yaptığımızda da to diyorduk. O yüzden burada da doğru cevap 1 olacak. 妹と一緒に料理をしました. 妹と一緒に料理をしました. Kız kardeşim ile birlikte yemek yaptık anlamına geliyor. Bu 一緒に arkadaşlar birlikte anlamına geliyor ve genelde to 一緒に olarak kullanılıyor. O yüzden to 一緒に olarak ezberlemeniz de mümkün. Hemen diğer soruya geçelim. 昨日の夜 ご飯をたくさん昨日の夜ご飯をたくさん Şıkları alalım. 昨日の夜ご飯をたくさん食べます。食べません。食べました。食べています。 Yine arkadaşlar dil bilgisi sorularında bu şekilde zaman soran sorular da var. O yüzden bu soruyu seçtim. Öncelikle kelimelere bakalım. Kino no yoru demek dün akşam demek. Kino dün, yoru ise akşam, no nın olduğu için. Kino no yoru dünün akşamı gibi dün akşam. Yani gohan o yemeği, o biraz önce demiştim iyi hali diye gohan o yemeği. Takısan demek çok anlamına geliyor. Hemen şıklara bakalım. Öncelikle tabemas var. Tabemas her zaman yerim veya yiyeceğim anlamına geliyor. Tabemasen yemem anlamına geliyor. Tabemas da yedim anlamına geliyor. Tabeteimas ise şimdiki zaman olduğu için yiyorum anlamına geliyor. Bu zamanları daha önceki dersimde anlattığım için hemen geçiyorum. Doğru cevap arkadaşlar dün akşam olduğu için geçmiş zaman olan tabemas da olması gerekiyor. Yani doğru cevabımız 3. Kino no yoru gohan o takusan tabemashita. Kino no yoru gohan o takusan tabemashita. Dün akşam yemeği çok yedim anlamına geliyor. Hemen diğer soruya geçelim. Maiyasa radyo o souji o shiteimasu. Maiyasa radyo o souji o shiteimasu. Şıkları alalım. Radyo o kiitari souji o shiteimasu. Radyo o kiku no de souji o shiteimasu. ラジオを聞きながら掃除をしています。ラジオを聞きに掃除をしています。 Hemen kelimelere bakalım. May asa demek her sabah anlamına geliyor. Bu may daha önce anlatmıştım. Her diye mesela mainichi dediğimizde her gün anlamına geliyordu. Radyo demek radyo anlamına geliyor. O var burada yine ismin iyi hali radyoyu ve boşluğumuz var. Soji o isteyimas. Soji demek temizlik demek. Isteyimas'a yapıyorum. Temizlik yapıyorum anlamına geliyor.
Hemen şıklara bakalım. İlk önce kiitari var. Kiku demek dinlemek anlamına geliyor. Kiitari ise geçmişte veya gelecekte gibi şeyler yaptığım veya yapacağım anlamında kullanılıyor. Genelde birçok eylemin yapıldığını ve yapılacağını gösterir ve bunda bir şartımız var arkadaşlar. Birçok eylem dedim ama eğer ki tari ile başlıyorsa bir eylem diğer eylemde tari olmalı. Mesela Kino gohan tabetari, soji shitari shimashita gibi dün yemek yedim, işte temizlik yaptım gibi şeyler yaptım anlamına geliyor. Bunun sırası önemli değil ama gibi şeyler anlamına geliyor ve her eylemin sonunda tari tari gelmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Tari ile ilgili son olarak arkadaşlar, fiillerden sonra tari geldiğinde ta formuyla geliyor. Ben size daha önce ta formunu anlatmamıştım ama t formunu anlatmıştım. Ta formuyla t formu tamamen aynı. T formu gibi çekerek yerine ta derseniz ta formu olur. O yüzden mesela kiku dediğimizde kiite oluyordu. Kiite ta formu kiite oluyor. Yani t'nin yerine ta koyuyoruz. Bu ta formu arkadaşlar tari dışında kibar olmayan geçmiş zamanı söylerken kullanıyoruz. Mesela ben geçmiş zaman için ikimashita, kimashita diye öğretmiştim ama arkadaşımızla konuşurken geçmiş zamanla ilgili bir şey söylediğimizde fiili ta formunda kullanırsanız bu kibar olmayan geçmiş zaman olur. Mesela kino ongaku o kita dediğimizde dün müzik dinledim anlamına geliyor ve kibar olmayan geçmiş zaman oluyor. Hemen devam edelim. Kiku no de var. No de'yi daha önce anlatmıştım size. Dolayı anlamına geliyor. Dinlediğimden dolayı anlamında geliyor. No de'den önceki fiilimiz sözlük çekiminde yalın halde kullanılmakta. Hemen devam edelim. Kikinagara var. Nagara arkadaşlar iki fiili aynı anda yaptığımızda kullanılıyor. Türkçe'de ken gibi kullanılıyor. Yani mesela yemek yerken televizyon izlediğimi biz nagara ile gösteriyoruz. Gohan o tabe nagara terebiyo mita diyoruz. Yani bu yine aynı şekilde şu anda geçmiş zamanı kibar olmayan şeklinde söyledim. Nagara'dan önceki fiil ile ilgili ise mas ile tamamen aynı arkadaşlar. Mesela tabe mas, iki mas vardı ya. Oradaki mas'ı alıyoruz, yerine nagara koyuyoruz, bitmiştir. Mesela iki mas'ın mas'ını alınca iki nagara oluyor. Yani giderek anlamına geliyor. Tabe mas'ı mas'ını alıyorsunuz, tabe nagara ise yiyerek anlamına geliyor. Son şıkkımız ise kikini arkadaşlar. Kikini ise dinlemek için anlamına geliyor. Bu da nagara ile aynı şekilde öncelikle fiili mas gibi çektikten sonra mas'ı alarak yerine ni koyuyoruz arkadaşlar. Kikini, tabe ni, shini gibi. Yani için anlamına geliyor bunlar da. Hemen soruya bakalım. Öncelikle birinci şık olan kiitari olamaz. Çünkü soji o shitari değil. Dediğim gibi tari de ikinci eylemde de tari olması gerekiyor. O yüzden soji o shitari mas olduğu için kiitari şıkkını eliyoruz. İkinci şıkkımız kikuno de. Kikuno de dolayısıyla olduğu için radyo kikuno de soji o shitari mas dediğimizde radyo dinlediğimden dolayı temizlik yapıyorum. Bir garip olduğu için bunu da eliyoruz hemen. Üçüncü şıkkımız, doğru şıkkımız kikinagara, radyo kikinagara soji o shitari mas. Yani iki eylemi aynı anda yaptığımızda nagara'yı kullanıyoruz demiştim. Anlamı ise radyo dinleyerek temizlik yapıyorum anlamına geliyor. Son şıkkımız kikini'yi kullandığımızda ise anlamlı bir cümle olmayacağı için bu sorunun cevabı üçüncü şıkkımız olan mai asa radyo kikinagara soji o shitari mas. Mai asa radyo kikinagara soji o shitari mas. Her sabah radyo dinleyerek temizlik yapıyorum. Hemen diğer soruya geçelim. Sato-san, imasuka? Hai, asoko de tegami o. Sato-san, imasuka? Hai, asoko de tegami o. Şıkları alalım. Asoko de tegami o kaite imasu. Asoko de tegami o kakimashita. Asoko de tegami o kakimashou. Asoko de tegami o kakimasu. Hemen kelimelere bakalım. Sato-san Japon ismi, soy ismi olmakta. En çok Japonya'da bulunan soy ismi Sato-san arkadaşlar. Sato-san imasuka dediğimizde Sato-san burada mı diye soruyoruz. Diğeri de cevap veriyor. Hai asoko de tegami o. Evet asoko orada anlamına geliyor. Evet orada mektubu. O var yine aynı şekilde isminin i hali olduğu için. Tegami mektup olduğu için mektubu diyor. Ve şıklara bakıyoruz. Kaite imasu. Yazıyor anlamına geliyor. Şimdiki zamanda yazmakta anlamına geliyor. Kakimashita yazdı anlamına geliyor. Geçmiş zaman kakimasha yazalım anlamına geliyor. Kakimasu ise her zaman yazar veya yazacak anlamına geliyor.
Sato-san burada mı? Evet, orada mektup yazıyor anlamında kullanıldığı için burada doğru cevabımız 1 olacak. Sato-san imaska hai asoko de tegami o kaiteimasu. Sato-san burada mı? Evet evet, orada şu anda mektup yazıyor anlamında kullanılmakta. Hemen diğer soruya geçelim. Kono tomato wa desu ka? 2 tsu de 100 yen desu. Kono tomato wa desu ka? 2 tsu de 100 yen desu. Şıkları alalım. Kono tomato wa nan desu ka? Kono tomato wa doko desu ka? Kono tomato wa dare desu ka? Kono tomato wa ikura desu ka? Dil bilgisi bölümünde bu tür sorular da çıktığı için son olarak bu sorudan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle kelimelere bakalım. Öncelikle yukarıda mise de yazıyor. Yani bir dükkanda anlamına geliyor. Kono tomato wa deska yazıyor ama kono tomato demek bu domates demek. Daha sonra da deska dediği için bizim bunun bir soru olduğunu anlamamız gerekiyor. Burada çünkü ka var sonunda. Futatsu de 100 yen desu. İki tanesi 100 yenmiş. Yani anlamından yola çıkarsak domatesin ne kadar olduğunu sormamızı istiyor. Japonca'da soru sormayı 8. dersimde anlatmıştım zaten ama hemen şıklara bakalım. Nani demek ne anlamına geliyor? Doko demek nerede anlamına geliyor? Dare demek kim anlamına geliyor? Ikura ise ne kadar anlamına geliyor? O yüzden cevabımız 4 olacak. Kono tomato wa ikura desu ka? Futatsu de 100 yen desu. Bu domates ne kadar acaba? İki tanesi 100 yen anlamına gelmekte. Bu şekilde arkadaşlar M5'te çıkan kanji ve kelime listesini ezberledikten sonra kesinlikle dil bilgisi listesinde ezberlemeniz gerekiyor. O yüzden tekrar söylüyorum. Açıklama kısmına N5'te çıkan dil bilgisi listesini koyuyorum. Lütfen kanji ve kelime bittikten sonra dil bilgisini de ezberleyin ve çalışmayı unutmayın. Yine JLPT M5 diye yazarsanız birçok kaynak var, internet üzerinden PDF'ler var, oradan da bakmanız mümkün. Aynı şekilde geçen günkü derste söylediğim Minna'nın Nihongo kitabı şu şekilde getirdim arkadaşlar. Şöyle Amazon'da satılmakta, yine aynı şekilde internet üzerinden PDF'ini bulmanız mümkün. O yüzden lütfen işte ders yapmadığımız zamanlarda bu kitabı çalışmayı yine unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğenirseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Matane.